Denizli Milletvekili Kazım Arslan. Buyurun Sayın Arslan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi öncelikle sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün görüşmekte olduğumuz bu yasanın başlığı Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişikliklerle ilgili ve ayrıca bazı kanunlarda yapılan değişikliklerle ilgili. Şimdi yasa teklifinin tamamına baktığımızda 12 maddeden ibaret bir yasa teklifi. Bunun iki tanesini yürürlük maddesi olarak sayarsak işin esasını ilgilendiren 10 tane ana madde var. Bu 10 tane ana maddede 9 ayrı konu ayrı ayrı maddeler halinde burada değişiklik yapılması noktasında bir çözümü, bir yeniliği getirmeye, bir değişikliği getirmeye çalışıyor ki böyle bir torba yasasının gerçekten günlerden beri görüşmekte olduğumuz ve sürekli eleştirdiğimiz bu konuda hala ısrarcı olunduğunun bir göstergesi olarak bunu belirtmek istiyorum. Artık torba kanunu uygulamasından vazgeçilerek gerçekten kendi kanunuyla, kendi mevzuatıyla, kendi başlığıyla ilgili konularda yasaların çıkarılması gerçekten kanunun tekniği açısından, bütünlüğü açısından çok önemli bir konu arz eder diye belirtiyorum. Değerli arkadaşlarım, şimdi 6. maddede özellikle 6360 sayılı Büyükşehir Yasası ile ilgili yapılan bir değişiklik sonrasında 14 ilin büyükşehir yapılması ve 27 ilçenin de kurulmasıyla ortaya çıkan ve bununla ilgili olarak bunun sonucunda köylerin tüzel kişiliğinin ve kasabaların tüzel kişiliğinin ortadan kaldırıldığı bir düzenleme sonrasında gerçekten köylerde bir zoraki bir vergi alımının geriye bırakılması ile ilgili de bir düzenleme getiriliyor. Halbuki 6360 sayılı yasanın özünde kökten bir değişikliğe ihtiyaç var arkadaşlar. Yani sadece böyle bölük pörçük aradaki yapılacak değişikliklerle, süre uzatımlarıyla bu işin değiştirilmesi yönünde değil, daha çok köklü bir değişiklik ile bunun ele alınması ve gerçek anlamda bütün şehir anlamında değil, 50 kilometrelik bir daire içinde yer alan köylerin ve kasabaların büyük şehire dahil edilmek üzere hizmetlerin daha ahenkli bir şekilde, daha iyi bir şekilde götürülmesinin daha uygun olacağını belirtmek istiyorum. Çünkü burada birçok eksiklikler, aksaklıklar, hizmette gerçekten birçok yerlere ulaşılmadığını görmekteyiz. Özellikle Denizli ilimizde bu şehirlerden bir tanesidir ve büyükşehir olmuştur. Büyükşehir olmasından sonra birçok köylerimize, kasabalarımıza, ilçelerimize yeteri kadar hizmetin gitmediğini ve birçok yerlerde de ilçe belediye başkanları ile büyükşehir belediye başkanı arasında birçok kopuklukların olduğu, eğer siyasi anlamda bir beraberlik yoksa ayrıcalıkların yapıldığı, ayrımların yapıldığı, uygulamaların bu şekilde sürdürüldüğünü de görmekteyiz. İşte bundan vazgeçmek için bunları bir bütün şehir halinde değerlendirmenin ve çalışmaların bu noktada yürütülmesinin çok büyük önemi olacaktır. Şimdi Denizli'de özellikle ilçelerimiz var. Başta Güney ilçemiz ve Sarayköy ilçemiz olmak üzere. İnanır mısınız? Büyük şehir olalı beri burada hem altyapı yapılamadı, hem yollar yapılamadı. Kışın çamurdan, yazında tozdan geçilmeyen iki tane önemli ilçemiz gerçekten çok zor günler geçiriyor. Bunları göz ardı etmeyelim. Ayrıca bunun dışında Çivril, Çal, Babadağ, Tavas, Kale, Beyağaç, Serinhisar, Çameli, Çardak, Baklan, Honaz ilçelerimizde de hem merkezlerinde hem de birçok köylerinde mahalle haline gelmiş olan bu mahallelerde de hizmetlerin yeteri kadar gitmediğini görmekteyiz ve dolayısıyla hizmetlerin akışında birçok aksaklıkların ortaya çıktığını da görmekteyiz. Onun için değerli arkadaşlarım, gerçekten köklü bir değişikliğe ihtiyaç var. 6360 sayılı yasanın böyle kısa
böyle geçici maddelerle değil, sürelerinin uzatılmasıyla değil, daha köklü bir değişiklik yapılarak gerçek anlamda hizmete dönük bir yasanın ortaya çıkmasında fayda vardır diye belirtmek istiyorum. Bu arada tabii bugün aldığımız bir habere göre Halk TV ile ilgili ve Fox TV ile ilgili tamamlayalım lütfen. Halk TV ile ilgili ve Fox TV ile ilgili para cezasının ve yayın durdurma kararının RTÜK tarafından verilmiş olması gerçekten çok bizleri üzmüştür. Bu basın hürriyetine ve medya özgürlüğüne vurulan bir karardır. Gerçekten bu kararın uygun olmadığını, hukuka uygun olmadığını ve yanlış bir karar olduğunu da belirtmek istiyorum. Bu karardan RTÜK'ün de vazgeçerek gerçek anlamda diğer yayınları nasıl göz ardı ediyorsa, nasıl yandaş medyanın, havuz medyasının birçok programlarını, birçok yanlış söylemlerini, hakaretlerini göz ardı ederek onlara ceza vermiyorsa, bu kanallarımıza da ceza vermemesi gerekir. Kesinlikle burada bir eşitsizliğin olduğunu, haksızlık olduğunu belirtmek istiyorum ve bu kararı da kınıyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum.